Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terzköy. Bugün sizlere potansiyelini açığa çıkarma konusundan bahsedeceğim. Potansiyelini açığa çıkarma konusu ilk kez Harris Taksal'ın tarafından ortaya atıldı diye hatırlıyorum. Bunu lütfen kendi gerçekleştirme ihtiyacı Maslow'la karıştırmamanızı tavsiye ederim. Birbirleriyle bağlantılı ve paralel konular aslında ama kesinlikle aynı şeyler değil. Danışanın potansiyelini ortaya çıkarma, danışanın potansiyellerini fark etmesini sağlama. Bunlar bizim terapide çok sık çalıştığımız, bizim önemsediğimiz konulardır. Çünkü bizler aslında belli bir potansiyele sahibiz ve bu otomatik pilotta yaşarken potansiyelimizi ortaya çıkartamıyoruz. Kendi potansiyelimizin farkında bile değiliz. Pek çok insan şöyle der, yani benim bir potansiyelim yok ki, yani benim bir yeteneğim, dümdüz yaşıyorum işte. Oysa ki bunlar yaşamın bizde prangalar gibi geliyor bana. Yani çocukları izlediğimiz zaman ilk 5 yaşına kadar çocukların bir ışığı var. Yani hepsi birbirinden çok farklı, değişik, yaratıcı şeyler söylüyorlar, farklı farklı işler yapıyorlar. Diyorsunuz ki ya bu büyüyünce ne olacak acaba bu lafları söylediğine göre, ama büyüyünce hiçbir şey olmuyor genellikle. Yani hepimiz düzleşiyoruz, sıradanlaşıyoruz. 5 yaşındaki bir çocukla 10 yaşındaki bir çocuğun konuşmalarına, hayallerine bakın, aradaki farkı anlayacak. Bunda tabii ki ailenin de önemli faktörü var. 3-5 yaş arasındaki çocuklar soru soruyor, merak ediyor. Bu ne? Biraz zor bir süreç anneler için, bunun da farkındayım tabii ki, babalar için de, bakım verenler için. Fakat yani uf bıktım falan demeye başladıkça biz aslında çocuğa soru sormayı unutturuyoruz. Birilerinin çocukları dahi oluyor, mucit oluyor falan. Biz de diyoruz ki bizim çocuğa bak, ola ola bilmem ne oldu, elalemin çocukları neler oldu. Ya sen bu çocuğa soru sormayı unutturan sensin. Çocuğun hayal gücünü elinden alan sensin. Aynı şekilde eğitim, yani formal eğitim de bizi çok zorluyor. Formal eğitimde bence kesinlikle daha fazla felsefeyle ilgili dersler olması gerekiyor. Buna ek olarak yaratıcılığı teşvik edecek dersler olması gerekiyor. Oysa 5 yaşındaki çocukların resimlerine bakın. Çocuklar gerçekten değişik şeyler çiziyorlar. Bu değişik şeyler çizerken bazen işte mor bir deniz çizebiliyorlar, yeşil güneş çizebiliyorlar, gazoz ağaçları, pide tarlaları çizebiliyorlar. Sonra biz onlara bunların mantıksız olduğunu söylüyoruz. Böyle şeyler olmaz. Sonra ilkokulda öğretmeni kopya etmeye başlıyor çocuklar. Bir şekilde eğitim çocukları bu şekilde düşünmeye itiyor ve 25 yaşında bir yetişkin eğer resimle arası iyi değilse bir resim çizmesini isterseniz söylerseniz bir dağ çizecek, ortaya bir güneş çizecek, bir nehir, bir ev, bir ağaç çizecek. Bütün yetişkinler aynı resimleri çiziyor ama bütün çocuklar farklı farklı şeyler çiziyor. Bunun üzerine hiç düşündünüz mü? Bu aslında çocuğun yani ya da bir insanın belli bir potansiyel ışık, farklılıkla doğduğunu fakat eğitimin, hayatın herkes tek tipleştirdiğini gösteriyor. Biz bu tek tipleşme içindeyken, otomatik pilottayken kendi potansiyelimizi fark edemeyiz. Potansiyel deyince birçok insanın aklına yetenekler geliyor. Yani benim ne yeteneğim var acaba diye düşünebilirsiniz. Tabii ki potansiyelin yeteneklerle bağlantısı var ama daha geniş bir şey potansiyel. Bana potansiyel deyince aklıma ışık geliyor. Yani bizler kendi ışığımızı ortaya koyabiliyor muyuz? Bu gitgide parlayan belki bir şey. Daha fazlası da var ama siz bir yerden başlayın parlatmaya kendiniz. Veya hiçbir yeteneğiniz olduğunu düşünmüyorsanız, yani hiçbir şey yapamayacağınızı düşünüyorsanız şunu sormanız gerekiyor. Sizin ışığınızı elinizden kim aldı? Bazen ebeveynlerimiz bizden çok yeteneklilerse ya da kardeşlerimiz, büyüklerimiz bizden çok yeteneklilerse biz doğduğumuz andan itibaren asla geçemeyeceğimiz bir rakiple yarışmaya başlamışız gibi hissedebiliriz. Ve bu bize baştan kaybetmeyi kabul ettirebilir. Eğer siz de büyük bir çınarın gölgesinde yaşamaya çalışmış bir ağaçsanız aslında kendi potansiyelinizi ortaya koyamamış olabilirsiniz. Yetersizlik, değersizlik, başarısızlık gibi şemalar ortadan kalktığı zaman sizler de yine kendi potansiyelinizi ortaya koymaya başlayabileceğinizden eminim. Bir de ben yapamamcılar var. Bu grup beni biraz zorlar çünkü yapamamcılar çok güzel hayaller kurarlar. İşte hayat bana fırsat verseydi ben şurada olurdum. Aslında şu işin tam bütün ayrıntılarıyla biliyorum ama o işe başlamaya cesaret edemiyorum falan filan. Şimdi bu yapamamcılar aslında yapamama odaklılar. Yani hayatındaki problemlere odaklılar ve bir şeyleri gerçekleştirmek için hep erteliyorlar ya da vazgeçiyorlar, kader kurbanları. Oysa ki ben bunu eninde sonunda bir gün yapacağım, şu an yapamıyorum, hayatım izin vermiyor ama eninde sonunda yapacağım, fırsatını bekliyorum dediğiniz zaman fırsatlar artmaya başlar. Yani siz engele odaklanırsanız engel artar, fırsata odaklanırsanız fırsat artar. Fakat hayalleri gerçekleştirmeyi denemenin ciddi bir riski vardır, başarısızlık. Yani asla hayal ettiğiniz kadar başarılı olmayabilirsiniz. İnsanlar genellikle hayallerini cesaret edemedikleri için gerçekleştirmekten korkarlar. Oysa ki bizler sadece bir şeyi kazanmak ya da kaybetmeyi umursamadan denediğimiz zaman denemiş olmanın mutluluğu o kadar güzel bir şey ki başarısızlığın hiçbir önemi kalmıyor. Evet, bu videoda anlatmak istediklerim bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.